Mustafa Armağan, Yakup Kadri, Kemal İzme dönmeden önce nasıl yazıyordu? Cumhuriyet Edebiyatı'nın 1960'lara kadar devam eden kuvvetli akıntılarının Osmanlı doğumlu neslin eseri olduğunu unuturuz. 1884 doğumlu Yahya Kemal'den başlayın, 1904 doğumlu Necip Fazıl'a, 1910 doğumlu Kemal Tahir, 1914 doğumlu Orhan Kemal ve 1915'te doğup 1995'te ölen Aziz Nesin'e kadar 20. yüzyıl Türk edebiyatının ağır toplarının ya Osmanlı devrinde veya hemen akabinde dünyaya geldikleri ve Osmanlı okullarında okuyarak yetiştikleri gerçeğiyle yüzleşiriz. Böylece Cumhuriyet edebiyatı diye bellediğimiz dönemin aslında Osmanlı edebiyatının devamı olduğu görülecektir. 1889'da Kahire'de doğmuş olan Yakup Kadri ise Daha Çok Yaban ve Kiralık Konak adlı romanlarıyla bilinir ve sıkı bir kemalist olarak tanınır. Ancak özellikle İstiklal Savaşı yıllarındaki yazılarında Kemalist saplantılardan zerre kadar iz bulunmaz, İktam gazetesindeki yazısında çarşaf ve peçe giyen Müslüman kadınları görünce kendisini işgal altındaki İstanbul'da vatanında hissettiğini yazarak tesettüre güzelleme yapan Yakup Kadri aşağıda okuyacağınız yazısında şahit olduğu Ayasofya Camii'nde okunan Mevlidi Şerif'in kendisini nasıl terbiye ettiğini anlatırken adeta sonraki kimliğiyle alay eder gibidir. İşte Yakup Kadri'nin 8 Nisan 1921 tarihli o yazısının sadeleştirilmiş hali, dün Ayasofya, Beyazıt ve Şehzade camileri emsali görülmemiş bir cemaatle doluydu. Kadın erkek, çoluk çocuk binlerce Müslüman, eski şehir önünde şehit düşen mübarek din ve kan kardeşlerinin ruhuna ithaf edilen Mevlidi Şeriflere iştirak için FEVC FEVC bu mabedlere koşuyordu. Biz bu heyecanlı izdihamı yalnız Ayasofya'da gördük, fakat diğerlerini görenler de cami içlerinden avlulara taşacak kadar heybetli cemaatlerden bahsediyorlar. Camilerimizdeki bu tezahürat bize eski zamanları hatırlattı. Dömeke, Golos gibi zaferlerle taçlanan Yunan seferinde de böyle sık sık camilerimizde toplanılır, şehitlerin ruhuna mevlitler ithaf edilir, ordu için etkili dualar okunur ve ebedi zafer temenni edilirdi. O zamanlar kavramları ve bunları ifade eden dil bizce henüz malum değildi, bütün heyecanlarımız yalnız dini mahiyette tecelli ediyordu. Bütün zaferlerimiz birer mukaddes menkıbe haline girerdi. Büyük kumandanlarımızın başarılarını, kahramanlık ve şehametini ancak ilahi bir tarzda söylerdik, içimizde hissettiğimiz manevi kuvvete, ruhani ferahlamaya esrarengiz şeyler karışırdı. Bundan daha evvelki zafer bayramlarımızı görmedim bilmiyorum fakat beyaz sakallı Abdülezel Paşa'nın yağız çehreli Edhem Paşa'nın simalarıyla adeta sembolik bir mahiyet alan o gazamız çocukluğumun en tatlı en silinmez hatıralarından birisidir. Mensup olduğum milletin kuvvetine güveni, mensup olduğum dinin hakikatine imanı ilk defa olarak zannederim o zaman öğrendim. Ondan sonra gençliğimiz bir sürü mutsuzluk ve belalar arasında geçti. Hiçbir iyi gün görmedik. Kalbe endişe, korku, şüphe ve kötümserlik veren zehirli bir hava içinde kavrulup gittik. İçimizden birçokları imanını tamamiyle kaybetti, bazıları bir zillet ve rezalet batağı içinde boğulup gitti. Kimimiz boş zevkler ve adi hazlar vadisinde teselli aradık. Hülasa bütün bedbat nesil böyle perişan oldu. Dün birdenbire kendimi o heybetli cemaatin içinde bulur bulmaz sandım ki yeniden hayata doğuyorum. 10 yaşımdan 32 yaşıma kadar geçirdiğim uğursuz bir devrin bütün etkileri ve bütün izlenimleri birdenbire üstümden sıyrılıverdi. Sanki bu devir bir kabustu ve ben birdenbire bu kabustan uyanıyordum. Gençliğimi dolduran bütün o şüpheler, tereddütler, imanın zayıf düştüğü o buhranlı anlar, bir takım sahte ve ifsat edici bilgilerden hasıl olma şeytani irfanın sıtmaları hepsi, hepsi bu mabedin havası içinde, bu cemaatin hararetinde eriyordu. Ağır bir hastalıktan sonra ne devrine girmiş bir hasta gibiydim. Hayatı, aydınlığı büsbütün başka bir lezzet, başka bir iştiyakla görüyor, hissediyordum. Meğer senelerden beri aradığım kurtuluş ve selamet yolu, senelerden beri özlediğim hakikat ne kadar yakınımdaymış. Nafile yere nefes nefese birçok mürşitlerin peşinde koştum, birçok kurtarıcıların yolunu bekledim, birçok hal askerlara doğru ellerimi uzattım, yıllarca yardım istedim. Rabbime bin kere hamdü sene olsun ki, dünden beri hakikat ve selametin, bir cami ile bir cemaat, haricinde bulunmadığını biliyorum. 5-10 senedir batıya uymak için açtığımız bütün o konferans salonlarında, halkı zorla topladığımız o miting meydanlarında görülen şeyler, işitilen sözler, bir hocanın okuduğu menkıbeden ve bu cemaatin sükutu önünde bana ne kadar yavan boş göründüler. Meğer biz içinden çıktığımız hakiki alemi bırakıp onun yanında icat etmek istemişiz ve bu alemde hakkı, selameti aramışız. Hak ve selametin samimiyetinden, sadakat ve samimiyetinden oluşan bir hava haricinde yaşayabileceğini sanmışız ve serhadlerimizde askerlerimiz bizi Allah Allah nidaları ile müdafaa ettiği sırada biz Allah'tan başka şeylere inanmışız. Dün ilk defa olarak tam olarak anladım ki bizim 10 seneden beri bu halka yaptırmak istediğimiz şeyler birer maymunluktan ibaretmiş. Niçin hareket noktamız bu? Camiler olmamış. Niçin bu cemaati bir sokak kalabalığı haline sokmaya çalışmışız? O cemaat ki bütün toplayıcı kuvvetini dininden alıyor, o cemaat ki koca bir ümmetin bir kısmıdır ve evi, barkı, yurdu, vatanı camidir. Başı askıya gelince koşup sığındığı, kalbi ferahlayınca gidip toplandığı bir camidir. O ne milli kulüplerde, ne kültürel konferans salonlarında, ne de siyasi miting meydanlarında burada hissettiği emniyeti, huzuru, sıcaklığı bulabilir. Aydınlarımız halk kavramını, batı alemine göre, anladıkları için bizim halkı da, batıdaki teşkilat usullerine göre, sevk ve idare etmeyi düşünüyorlar ve bu yolda yapılan tecrübelerin sonuçsuzluğunu müşahede edince onu, atıl, mutasıp, kabiliyetsiz bir kütle, telakki eylemek mecburiyetinde kalıyorlar. Halbuki halk bu aydınlardan oluşan sınıfın dayattığı, saniyala franga, çevrenin haricinde, kendine göre hayatını, yaşıyor. Bu hayat ise deruni bir VECD ve ile daima uyanıktır. Heyecanlarını, kederlerini, sevinçlerini, öfke ve ferahlamayı göstermek için bizim yardımımıza ihtiyaç duymuyor, bizim bulduğumuz vasıtaların ona lüzumu yoktur. Çünkü onun kendine göre etkenleri olduğu gibi kendine göre vasıtaları da vardır. Nitekim dün, aydınlarımızdan hiçbirinin haberi olmaksızın camilerimizde vuku bulan toplanmalar böyle kendiliğinden olmuş, teşviksiz, teşkilatsız, sırf halkın ümmetin diyecektim ruhi etkenleriyle içgüdüsel bir suretle vuku bulmuştur. Dün ilk defa olarak cahil ve atıl bir kütle telakki ettiğimiz halk, ülkenin aydınlarına bazı yüce hakikatlerin sırrını öğretti. Bunlardan biri, kalbin akıldan üstün olduğudur. İkincisi sadakat ve samimiyet iman ve itikat haricinde kurtuluş yolu bulunmadığıdır. Üçüncüsü millet ile ümmet kavramlarını birbirinden ayırmamak lazım geldiğidir. Şimdi soruyoruz hangi Yakup kadri